Ember Kapak, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahliyelerimiz ve şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik, 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan, telefon 0543 575 9606. Tam Adana Televizyonu Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı'na 18 isim aday adayı başvurusunda bulundu. İşte o isimler. Muhammed İslam Bünül, Sami Özsoy, Sevil Can, Ömer Arslan, Erol Kahraman, İbrahim İkidağ, Zafer Koç, Erdoğan Haluk Altan, Mehmet Kadir Çakır, Mehmet Turgut Gürbaz, Hakan Uçaral, Özkan Koç, Muhammed Ali Tekin, Umut Topal, Yunus Emre Korkmaz, Mustafa Kiraz, Bülent Demirel ve Süleyman Ulu. AK Parti'de pazar günü temayül yoklaması da gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkan Aday Adayı Selahattin Menteş, Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Menteş, Adana Tabip Odası'nın başkanıyım ve devlet memuruyum. Devlet memurlarının bir istifa süreci var, bir de dün açıklanan partimizin 1 Aralık ile 5 Aralık arasında başvurma gibi bir kararı var. O nedenle ziyaretimiz aslında çok değerli. Sevgili başkanımıza ve yönetimine bir nezaket ziyareti ölçüsünde de oluyor ve önümüzdeki süreçte de aday adaylığı niyetimiz de burada bir kez daha dile getirmemiz şeklinde oluyor. Biz kanun çerçevesinde ve partimizin belirlediği tarihler içerisinde adaylığımızı tekrar buraya gelerek yapacağız. Adaylığımızı uygun bir şekilde açıklayacağız dedi. AK Parti ile eski başkan yardımcısı ve Çukurova ilçe başkanı Şahin Çetin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için aday adaylığı başvurusu yaptı. Bu iki görevi 11 yıl boyunca sürdüren partinin emektarı Çetin, AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi'ne ilk aday adayı olarak kayıtlara geçti. Eğitim sisteminin tüm kademesinde yaşanan sorunlara dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi adına Milletvekili Ayhan Barut, sorunların çözümü noktasında iktidara çağrıda bulundu. Özellikle üniversite öğrencilerinin barınma, ulaşım, eğitim ve sosyal, kültürel, ekonomik sıkıntıları başta olmak üzere tüm taleplerine çözüm isteyen Barut, amasız, fakatsız eğitimdeki bu sorunları çözün diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partili Doktor Müzeyyen Şevkin, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan bu usulsüzlüğün düzeltilmesi, hak ettiği halde sözleşmeli öğretmenlik statüsüne geçemeyen öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesinin yanı sıra atanamayan öğretmenlerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesi amacıyla Anayasa'nın 98 ve iş tüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını talep etti. Yüreğir Belediyesi, Yüreğir Kaymakamlığı ile işbirliğinden merkeze uzak mahallelerdeki vatandaşlara daha hızlı ve kolay ulaşılabilir kamu hizmeti sunmak adına Doğankent Kültür Evi binasında hizmet verecek olan Doğankent Nüfus Şefliği'nin çalışmalarını tamamladı. Doğankent ziyaretinde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, Doğankent Nüfus Şefliği'nin bölgedeki mahallelerde yaşayan yaklaşık 35 bin kişiye hizmet vereceğini söyledi.
Afetlere en hazırlıklı belediyelerden birisi olmasına rağmen 6 Şubat ve sonrasında meydana gelen 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin büyüklüğü nedeniyle her yere yetişmekte güçlük çeken Seyhan Belediyesi deprem sonrasında süreci doğru analiz edip hazırlanan senaryolar doğrultusunda muhtemel afetlere karşı hazırlıkları güncelledi. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. En özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan, telefon 0543 575 9606. Ben Berke Apak, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahliyelerimiz ve şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmete vermekteyiz.